Ve Müslümanlar da şöyle kanabiliyorlar işte yayının basının. onların tesirinde kalarak ya niye Allah bunlara yardım etmiyor? Allah eğer şayet Müslümanlardan yana olsa Müslümanlara yardım eder. Bak bütün akan kan onların kanı. İşte efendim öldürülen onlar, bomba düşüyor onlar diye böyle yani yani ne demek istiyorum? Yani Allah'ın bu işle alakası yoktur yani. Karar bu. Halbuki öyle olur mu arkadaşlar? Vallahi öyle olmaz. Öyle olmaz. Mevla her kuluyla, her böcekle ilgileniyor. Peygamberlerden bir tanesi denizin kenarında. Baktı ki bir karınca ağzında bir yeşil otla geldi. Suyun kenarına kadar geldi. Sudan, denizden bir böcek o yeşili, o yeşil yaprağı aldı ve suya daldı. O peygamber bu meseleyi Mevla'dan sordu. Hikmetini sordu yani. Mevla Teala o peygambere şöyle bir bilgi verdi. Denizin dibinde kocaman bir kaya. Kayanın altında küçücük bir böcek. Bana her gün şöyle tesbih ediyor. Subhanemen yarani ve yarif mekani ve yesmeu kelami ve yerzuqni ve la yensani küçük böcek subhane men yarani o Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih ederim ki beni burada görüyor ve yarifi mekani yerimi biliyor ve yesme'u kelami. Duamı duyuyor. Ve yersukuni. Beni rızıklandırıyor. Ve la yensani. Beni hiç unutmuyor. Böceği unutmayan Rabbim. Hı? Kolunu unutur mu arkadaşlar? Allah Allah. Sünnuni <laughs> Mısri şöyle bir şey anlatıyor. Sünnuni Mısri evliyanın büyüklerindendir. Bir gün diyor bir Nehir kenarında çamaşırlarımı yıkıyorum diyor. Baktım ki bir akrep geliyor. Bir akrep. Bana doğru geldi diyor. korktum. Şöyle çekindim. Ama yönünü suya doğru döndü. Ben çekilince baktım ki suyun kenarında bir kurbağa bekliyor. Kurbağanın üzerine bindi. Kurbağa süratle o akrebi karşı tarafa geçirdi. Ben de daldım, geçtim. İndi süratle gidiyor akrep. Ben de takip ettim. Baktım ki ağacın dibinde bir delikanlı yatıyor. Bir delikanlı yatıyor. Dedim ki eyvah şimdi bu akrep bu delikanlıyı sokacak. Ve dikkat ediyorum. Yani delikanlıyı sokturmayacağım dedi yani. Fakat Allah Allah. Bir de baktım öteden beri bir yılan geliyor. Delikanlıyı sokmaya. O akrep yılanın başına bir atladı. Tak! Sehrini işini bitirdi. Döndü. Geldi. Kurbağa bekliyor. Kurbağanın üzerine bindi. Karşı tarafa geçti. indi, yürüdü gitti. Evet. Bu, bu kim, kimin askeri bu? Arkadaşlar. Bu akrebi kim yönlendiriyor? Böceğiyle ilgilenen Rabbim kuluyla da ilgileniyor bak. Geldim dedi delikanlının başına. Hem ağlıyorum. Niye ağlıyor? Ey benim Rabbim. Her kuluyla meşgul. Her kuluyla meşgul. Her kulundan haberdar. Delikanlı, delikanlı. Delikanlı da Asi birisiymiş yani. Kendine geldi. Ey gici delikanlı hey neler oldu burada biliyor musun neler? Şu yılan var ya seni sokacaktı. Ama Allah Teala bir akrabi görevlendirdi ve akrep onun işini bitirdi. Allah Teala seni yılanın şerrinden akreple kurtardı. Deyince diyor o delikanlı bir nara attı, bir tövbe etti. Allah'ın az kullarından oldu diyor. Biliyor musunuz? Evet. Şöyle bir şey çekmişler izledim. Şimdi dalda kuşun yuvası var. Yavruları da var içinde. Yılan ace yukarı çıkıyor İbrahim efendi. O kuş nasıl biliyor musun? Niye yavruları gidecek? Ama yılan çıkıyor. Çıkıyor yukarıya doğru. O kuş uçmaya başladı. Uçtu, uçtu, uçtu. Kamera çekmiş. Bir yere kondu. Ağzına bir şey aldı, geldi. Yılan da iyice yanaştı. Ağzını açıyor. Tak ağzındakini yılanın ağzına bıraktı. Bıraktı. O yılan pao indi aşağıya. Sonra bakıyorlar ki akrep o kuş akrebi ağzından aldı. Ya kuş nereden bilir ki? Yılanın işini, işini akrebin zehri bitiriyor arkadaşlar. Mevla'nın orduları bunlar hep. Görüyor musunuz? Onun için her kuluyla ilgilenir. Bir kuş kitapta gördüm. Bir kuş zikretmiyor Mevla'yı. Dargın Mevla'ya. Dargın. Dargın diyor. Sonra konuştu. Bir yuvam vardı, onu da yıktın Rabbim. Rüzgarlarla beraber yuvamı indirdin. Benim şu dünyada bir yuvam vardı, onu da yıktın. Mevla kuşa diyor ki, bir yılan çıkıyordu. Yuvanı yıkmasaydım, sen o yavruları oradan almayacaktın. Ya o rüzgar çıkmasaydı, yuva yıkılıyordu, sen yavrularını aldın. Yılan çıkıyordu, sen yılan gelmeden yavrularını kurtardın. Senin haberin yok. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Kula gelen her belada, musibette gerçek de kulun nedir Lakin kul anlayamaz. Şimdi gelelim Müslümanların meselesine. O çünkü sizin kafanızda meşgul ediyor. Bu Müslümanların başına gelen olaylar nedir diye düşünüyorsunuz. Üzülüyorsunuz ama bir anlamda veremiyorsunuz. Gavurlar refah, refah içinde yaşıyor. Müslümanlar zulüm içinde yaşıyor. Halbuki Allah Teala Müslümanlardan yana buyur bakalım bir açıklık getir. İyi efendi. Ya mesele kardeşlerim. Mesele şu ki Müslümanlar ben Müslümanım dedikten sonra hareketlerine dikkat etmesi lazım. Tamam? Ben Müslümanım diyen bir insan diliyle bunu söyledi ve mana itibariyle de buna inanıyor. Fakat yaşantı itibariyle yaşantı itibariyle Müslümanların önderi olan, rehberi olan Muhammed Mustafa'ya benzemiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın çok önemli burası. Burası çok önemlidir arkadaşlar. Ben Müslümanım diyor. Lakin yaşantı itibariyle Müslümanların düşmanlarına özeniyor. Tamam mı? Müslümanların düşmanlarına özeniyor. Halbuki olay şöyledir. Nasıldır? Müslümanlar Mevlamızın ev halkıdır. Tabiri caizse ehlullah'tır Müslümanlar. Allahu Teala'nın ev halkıdır. Anlatabiliyor muyum Salim? <laughs> ev halkıdır. Evin bireysi vardır. Babam mesela diyelim. Teşbih hata olmaz. Babanın da kanlısı var. Ne demek kanlı? Kan düşmanı yani. Kan düşmanı var. Sen babanın ev halkı olarak babanın kan düşmanıyla dostluk yapıyorsun. Baban seni reddeder mi etmez mi? Seni de kanlısı gibi görür be. Ya reddeder. Müminler Mevla'nın ev halkıdır. Kafirler de Mevla'nın kanlısıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bir müminin kafire meyletmesi onun belaları celbetmesi demektir. Bugün Müslümanların başına gelen belalar iyi bakın belki hafife alırsınız. Ya ondan da ne olacak diyebilirsiniz ama arkadaşlar ben Müslümanım deyip de önderimiz olan, rehberimiz olan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme benzememe, daha o önemsememe, daha topçuyu popçuyu öne alma He, filmim var, dizim var. Şarkıcıdır, türkücüdür. Bunları hep böyle Müslümanlar ezber ediyorlar arkadaşlar. Topçuların adını ezber ettim diyor. Daha şarkıcıları söyle bana. Yabancıları sayayım sana. Ya peygamberden, sahabeden. E yani onlardan tabii bizim pek benim işim olmaz onlarla. Onlarla işim olmaz. Müslümanım diyorsun. Gusun farzı kaç? Ya hoca baştan ayağa yıkanıyorum işte diyorsun. Oldu mu? Olur. Ama bunun bir farzi var. Baştan ayağa yıkandın olur. Olur. Ama bunun bir farzı var. Neden bilmiyorsun kardeşim? Bunun bir farzi var bak sen Müslüman'sın. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar Müslümanlar tokat hak ediyorlar. Tokat. Kitapta gördüm. Bir delikanlı hacca gitmek istiyor. Hac sevdalısı ya. Hac sevdalısı. Ama babası yok. Anne diyor ki yok oğlum ben senin yokluğuna dayanamam. Gidemezsin oğlum diyor. Gidemezsin. 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 Delikanlı bir kafiliye takıldı, çıktı. Anne de baktı ki piyasada yok. Anladı ki bu olan hacı hac yolunda ya. Şöyle dua etti. Ey Allah'ım dedi. Oğlumun dedi kulağını çek bana döndür dedi. Bana döndür dedi. O delikanlı bir şehirde kafileyi kaybetti, uyuya kaldı. Bir camide uyuya kaldı. O şehirde de bir hırsız var. Hırsız. Bunlar camide yabancı birisini bulunca aha hırsızı bulduk dediler. Tamam. Hırsızı bulduk dediler. O şehirde de hırsıza verilen ceza iki gözünü oymakmış. Gözlerini oydular. Bir kenara attılar. Derken öyle böyle döndü. Birisi ben falan şehirliyim. Biri konuşuyor getirdi, kapıyı çaldı. Oğlu içeri girdi. Anne, anne. Oğlum ne bu hal? Ey Allah'ım. Ben dedim ki azıcık kulağını çek de bana döndür demiştim ya Rabbi. Anasına asi olanın kulağı böyle çekiliyor. Allah'a asi olanın kulağı nasıl çekilir kardeş? Gelen belalar bizden kaynaklanıyor. Bu dünya öyle ki Arkadaşlar ya adam gibi yaşayacaksın ya da belalara hazır olacaksın. İkisinden birisi